Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Burada yine sinir sistemi soru çözümüne devam edeceğiz. Sinir sistemi daha önemli olduğu için o yüzden biraz daha fazla soru çözeceğim burada. Bu video ile zaten sinir sistemi soru çözümünü bitireceğiz. Uç beyinden çıkan sinirler omurilik soğanında çapraz yapar. Bu durumun sağladığı avantajla ilgili. Arkadaşlar, çapraz yapması iletimin daha hızlı olmasını sağlıyor. Cevabın daha hızlı olmasını sağlıyor. Ayrıca beynin sağ lobu vücudumuzun sol lobunu, beynin sol lobu da vücudumuzun sağ tarafını yönettiği için bu durum buna avantaj sağlıyor. Bakalım, diyor ki cevabın tepki organına daha hızlı taşınmasını sağlar. Evet, doğru. Beynin sağ lobunun vücudun sol tarafını, beynin sol lobunun vücudun sağ tarafını yönetmesini sağlar. Doğru. Birden fazla efektörün tepki vermesini sağlar. Doğrudur arkadaşlar. Uyarının beyinde algılanma sürecini kısaltır. Bakın, beyine giden tarafını söylemiyor bize. Vücuda giden tarafını söylüyor. O yüzden bununla bilgisi yok. Cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 3 olacak. Yani denizli şıkkı olur. Geçelim ikinci sorumuza. Diyor ki refleks yayı aşağıda gösterilmiştir. Refleks yayında bakın ne yaptı? Elini sıcağa batırdı. Hemen şu yoldan, bakın şu yoldan önce ne oldu? Duyu nöronu algıladı. Reseptör duyu nöronu. Daha sonra bu nöron nereye gönderdi? Ara nörona. Omurilikte. Omurilikte ara nöron algıladıktan sonra motor nörona tepki gitti. Motor nöronda kasa geldi. Kasla birlikte biz elimizi çektik. Diyor ki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Refleksin amacı vücudun yaşamsal olaylarının ve varlığının devam etmesini sağlamak. Evet, eğer bu olmasaydı elimiz yanarak işte bir zarar görecektik. O yüzden amacımız bu. Alınan uyartı yorumlanmaz. Bakın, yorumlanır. Nerede yorumlanacak? Omurilikte. Bu yanlış. Ama diğerlerini de okuyalım. Tüm refleks yayları duyu nöronu, ara nöron ve motor nörondan oluşur. Arkadaşlar, şöyle bir durum söz konusu. Ara nöron tüm reflekslerde yok. O yüzden bunun da yanlış olması lazım. Mesela diz kapağı refleksinde ara nöron yok. Diğerlerine bakalım. Refleks yapıldıktan sonra beyin haberdar edilerek yorum burada. Evet, işte bu doğru. Yorum burada gerçekleşiyor. O zaman alınan uyarı yorumlanmaz. Bunu da doğru alacağız. Şöyle düşünün. Omurilik geçici olarak bir cevap oluşturuyor. Daha sonra hani bu ilk elimizi vurduğumuzda işte ne yapacağımızı bilmememiz bundan kaynaklanıyor. Sadece elimizi çekiyoruz. Ama hemen beyne uyarı gidiyor ve beyin diyor ki eline git, suya tut. İşte böylece biz yorum yapmış oluyoruz. O yüzden D şıkkı doğru olur. B şıkkı da buna bağlı doğru olur. Uyartıya karşı verilen tepki çok hızlı olarak gerçekleşir. Aynen elimize vurduğumuz gibi hemen çekeriz. Cevabımız ne olur? C şıkkı olur. Çünkü ara nöron tüm refleks yaylarında yok. Mesela diz kapağı refleksinde ara nöron bulunmaz. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki somatik sinir sistemi ile ilgili. Somatik ne demek? Vücudumuzu kontrol eden, vücut kaslarını kontrol eden sinir sistemidir. İskelet kaslarını merkezi sinir sistemine bağlar. Evet, doğrudur. Akson çapları geniştir. Bilemiyoruz. Dursun bakalım. İsteğimizle yapılan hareketleri denetler. Evet arkadaşlar, somatik sinir sistemi isteğe bağlı hareketleri denetliyor. Bakıyorum şıklarda 1-3 yok. O zaman 2'nin de doğru olduğunu kabul ediyorum. Akson çapıyla ilgili size soru soracağını zannetmiyorum arkadaşlar. Çok fazla detaya girmiş. O yüzden burada direkt şıklardan da gidebilirsiniz. 1, 2 ve 3 olarak alacağız. Geçelim 4. soruya. Uç beyinde işlevlerinden hangilerinin gerçekleşmesini sağlayan merkezler bulunur? Şimdi uç beyinde neler vardı? Hemen düşünelim. Uç beyinde talamus, hipotalamus ve epitalamus vardı. O zaman vücut ısısını sağlayacak. Yani vücudun iç dengesini sağlayacak. Daha sonra uç beyinde bakın talamus, hipotalamus dedik. Tamam, bunları da sağlayacak. Onlarla ilgili şeyler düşüneceğiz. Diyor ki akademik becerilere sahip olma. Şimdi uç beyin, beyin kabı olarak geçiyor. Evet, akademik becerilere sahip olabiliriz. Su ve iyon dengesini ayarlama. Bunu arkadaşlar hipotalamus yapıyor. O yüzden bu ara beyinle ilgili bir durumdur, gider. Okuduğunu anlama ve canlandırma. Evet, bu da uç beyin, yani beyin kabı ile ilgili bir durum.
Düzenleme ve sınıflandırma, bu da beyin kabuğuyla ilgili bir durumdur. Cevabımız 1, 3, 4 olur. Yani Denizli şıkkı olur. Uç beyin dediği için beyin kabuğu olarak aldık. Ara beyin deseydi burada talamus, hipotalamus ve epitalamus olarak 3'ü ayırıp onlara göre düşünecektik arkadaşlar. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Geçelim 5. soruya. Düz kasların, kalp kasının, iç organların, salgı bezlerinin kontrol edilmesinde aşağıda verilenlerden hangisi görev yapmaz? Duyu nöronları. Duyu nöronları mecbur görev yapmak zorunda. Somatik sinir sistemi. Arkadaşlar bakın, somatik sinir sistemi istemli hareketleri kontrol ediyor. Biz kalp kasını istemli çalıştırabiliyor muyuz veya iç organları istemli çalıştırabiliyor muyuz? Hayır. O zaman bu görev yapmayacak. Motor nöronlar otomatik olarak çalıştığı için zaten motor nöronlar her yerde görev yapmak zorunda. Merkezi sinir sistemi, yani beyin ve omurilik, evet çalışacak. Sempatik sinir ağı, bu da çalışacak arkadaşlar. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. Geçelim diğer sorumuza. Omuriliğin enine kestiğini vermiş bize arkadaşlar. Buradan bakın, duyu nöronu arka kökten girer. Motor nöron da ön kökten çıkar. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Diyor ki sağ dorsal kökten giriş yapan duyu nöronu impulsu boz maddedeki ara nörona aktarır. Ara nöronun gelen bilgiyi değerlendirme sonucu çıkardığı yorumlar ile ilgili. Bakın, ara nöron şurada değerlendirdi ve çıkacak. Ne olacak burada? Nereden çıkacak? Sağ ventral kökten motor nöronuna çıkacak. Diyor ki uyartı motor nörona aktarılır ve tepki oluşturulur. Doğru. Beyne giden nöronlar da uyarılır. Arkadaşlar zaten tepkiyi bakın burada ara nöron yaptığı için, ara nöron değerlendirme yaptığı için beyne gitmez. O yüzden bu gider. Boz maddenin sol tarafındaki motor nöron uyarılır. Boz maddenin sol tarafı, bakıyorum, boz madde burada, sol tarafı burada. Evet arkadaşlar, doğrudur. Cevabımız ne olacak? Pardon, durun. Boz maddenin sol değil. Bakın bu tür sorularda sağ burası, sol burasıdır. Yani tam tersi düşüneceksiniz. Boz maddenin sağ tarafındaki motor nöron uyarılıyor. O yüzden bu yanlış olacak. Cevabımız yalnız 1 olacak. Bunu unutmayın. Genelde sorularda sağ ve sol tam tersidir. Sağ elinizin olduğu taraf soruda soldur. Sol elinizin olduğu tarafta soruda sağdır. O yüzden cevabımız A şıkkı, yalnız 1 olur. Geçelim 7. soruya. Omurilik ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Motor nöronlar doğrudan beyin tarafından uyarılabilir. Beyin tarafından motor nöron doğrudan uyarılabilir mi acaba? Dursun bakalım. Oluşturulan hareketlerin tümü bilinçsiz olarak oluşturulur. Duyu nöronları bazen ara nöronlara impuls iletmeyebilir. Duyu nöronlarının çoğu beyne ulaşmadan önce omurilik içinden çapraz geçerken çapraz yapar, sonra beyne ulaşır. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var, bakın. Çapraz yapma olayı doğrudur. Duyu nöronları bazen ara nöronlara impuls iletmeyebilir. Evet, çünkü bazı reflekste, mesela reflekste ne yoktu? Ara nöron yoktu diz kapağı refleksinde. Bu da doğru. Oluşturulan hareketlerin tümü bilinçsiz olarak oluşturulur demiş. Omurilikteki hani refleks olayı olduğu için bilinçsizdir, doğrudur. Motor nöronlar doğrudan beyin tarafından uyarılabilir. Arkadaşlar beyin direkt ne yapacak? Önce ara nöronu aktaracak, sonra motor nöronu aktaracak. O yüzden bu yanlış olacak. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Beynin dikey kesidi aşağıda gösterilmiştir diyor. Bazı kısımları numaralandırılmış. Bakın, numaralandırılmış kısımlarla ilgili olarak hangisi yanlıştır? Şimdi numaralı kısımları bizim ilk önce isimlendirmemiz gerekiyor. Bir numara nedir? Bir numara ön beyindir arkadaşlar. İki numara nedir? Bakın, iki numarayı şurada göstermiş. İki numara talamustur. Bakın, hipotalamusun hemen üstünde talamus. 3 numara beyinciktir arkadaşlar. Burada şekilde tam olarak belli olmuyor ama 3 numara beyincik. Zaten orta beyni vermiş. 4 numara omurilik soğanıdır. 5 numara da omuriliktir. Şimdi bakalım, diyor ki
Birin hasara uğraması düzgün ve anlaşılır konuşmayı tümden ya da göreceli olarak bozar. Evet, ön beyin bunlara yarıyordu. O yüzden bu doğru. 2. Duyu organlarından gelen impulsların sınıflandırıldığı ve ilgili merkezlere iletildiği yer. Evet, 2 numara talamustu. Doğru. 3. Salgısını kana verir. 3 neydi? 3 numarayı ben beyincik olarak aldım ama bu bir dursun arkadaşlar. 4 diyor, tüm omurgalı canlılarda bulunur. 4 yani beyincik değil, omurilik soğanı. Omurilik soğanı tüm omurgalı canlılarda bulunur. Doğrudur arkadaşlar. 5 numara refleks merkezdir demiş. Evet, omurilik olduğu için refleks merkezdir. Doğru. 3'ü biz ne dedik? Beyincik dedik. Beyincikte herhangi bir salgı üretilmiyor. O yüzden de cevabımız C şıkkı olur. Yani C şıkkı yanlıştır. Geçelim diğerine. Beyincik kontrolünde hareket ve dengenin oluşmasında hangileri birlikte görev yapar? Arkadaşlar, beyincikte bakın bunların tümü görev yapacak. Gözden gelen, kulaktan gelen işte uyarılar uç beyinle birlikte koordine edilecek ve bizim dengemizi sağlayacak. O yüzden cevabımız ne olur? Edirne şıkkı olur. Geçelim 10. soruya. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bir sinir sistemi hastalığı değildir? Epilepsi, MS, Parkinson, Alzheimer, akromegali. Hangisi değildir? Akromegali değildir. Akromegali neydi? Büyüme hormonunun yetişkinlerde fazla salgılanması sonucunda işte kafanın, ellerin, ayakların vücuda oranı daha büyük olmasıdır arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olur. Geçelim diğer testimize. Aşağıda diyor beyne ait bölümler geometrik şekillerle gösterilmiştir. Diyor ki bu geometrik şekillerin işlevleri hangi seçenekte yanlış verilmiştir? Zaten ne olduğunu yazmış bize. Uç beyin için demiş ki 5 duyu organı denetler. Doğrudur arkadaşlar. Uç beyin 5 duyu organı denetliyor. Ara beyin için demiş ki hormon salgılar. Ara beyin hormon salgılar. Hayır, öyle bir durum yok. Dursun bakalım. Orta beyin için demiş ki yutma ve kusma refleksini denetler. Hayır arkadaşlar, orta beyin ne yapıyordu? Görme ve işitme refleksini denetliyordu. Cevabımız C şıkkı olacak. Ara beyni anlatacağım size. Beyincik demiş iskelet kaslarına uyarı gönderir. Evet, hani dengede kalmamız için uyarı gönderiyor. Doğru. Omurilik soğanına hayat düğümü de denir. Doğru. Şimdi ara beyinde hormon salgılar dediği ara beyinde ne vardı? Talamus, hipotalamus ve epitalamus. Hipotalamusla epitalamus hormon salgılıyor arkadaşlar. O yüzden bunu doğru olarak alıyoruz. Cevabımız C şıkkı oluyor. Geçelim diğer sorumuza. İkinci soru. İmpuls oluşumu ve iletimi ile ilgili hangileri yanlıştır? Eşik değerin altındaki uyarılarda impuls oluşmaz. Doğrudur arkadaşlar. Eşik değerin altındaysa impuls oluşmuyor. İmpuls iletimi sırasında sodyum potasyum pompası miyelin kılıfın olduğu bölgelerde görev yapar. Hayır. Miyelin kılıfın olduğu bölgede zaten uyarı oluşmadığı için ya atlamalı iletim olduğu için bu olmaz. Yanlış. Uyarı şiddeti arttıkça nöronun tepki şiddeti de artar. Tepki şiddeti artıyor. Bu doğrudur arkadaşlar. Gelelim buraya. Sinaps bölgelerinde impuls iletimi kimyasaldır. Sinaps bölgelerinde impuls iletimi kimyasal arkadaşlar. Doğru. Burada hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Cevabımız uyarı şiddeti arttıkça nöronun tepki şiddeti de artar. Bunu da biz doğru olarak alıyoruz. Ama büyük ihtimal soru şıklarda yanlış verilmiş. Cevabın yalnız 2 olması lazım. Yanlış olanı sorduğu için arkadaşlar. Cevap yalnız 2 olur. Geçelim 3. soruya. Aşağıda verilen iki farklı grafikte uyarı şiddetine bağlı nöronun verdiği tepki şiddetleri gösterilmiştir. Bakın uyarı şiddeti arttıkça tepki şiddeti artmış. Tek bir sinir hücresinde tepki şiddeti değişmiyor ama sinir kordonu yani birçok sinir hücresi bir araya gelince tepki şiddeti değişiyor arkadaşlar. O zaman gelelim bakın şuradaki ikinci soruya. İkinci soruda bir tane hücre için düşüneceğiz. O zaman burada 3 numarada ne olur? Yanlış olur. Tek bir sinir teli için düşündüğümüzde uyarı şiddeti arttıkça tepki şiddeti artar demiş. Bu yanlış olur. Cevabımız Bursa 2 ve 3 olur. Eğer ki sinir kordonu derse yani birden çok sinir hücresi bir araya gelirse o zaman tepki şiddeti artıyor. Ama
Tek bir sinir teli için bu doğru değildir. Cevap bu yüzden nitele 3 olur. Şimdi gelelim buraya. Diyor ki bu grafiklerle ilgili hangilerine ulaşılır? Sinir hücresinin tepkisi ya hep ya hiç prensibine göre oluşur. Evet, sinir hücresine baktığımızda eşiklerin üstündeyse uyarı tepki vermiş, değilse vermemiş arkadaşlar. Doğrudur. Sinir kordonunda uyarı şiddeti arttıkça tepki şiddeti de artar. Evet, baktığınız zaman ikisi de artmış. Doğru. Sinir kordonundaki nöronlarda ya hep ya hiç prensibi görülmez. Arkadaşlar doğrudur. Sinir kordonunda her sinir hücresinin eşik şiddeti birbirinden farklı olduğu için ya hep ya hiç prensibini göremiyoruz. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Geçelim 4. soruya. Aşağıdaki reflekslerin hangisinin merkezi omuriliktir? Omurilik ne yapıyor? Dışarıdan gelen uyarıları. Bakın, dışarıdan gelen uyarı kulak dikleşmesi, hayır, orta beyin. Kusma, hayır, hipotalamus. Yutkunma, hapşırma, yine hipotalamus. Ama alışkanlıklar nedir? Omuriliktir. Bunlar dışarıdan gelen uyarılar olduğu için. Gelelim diğer testimize, diğer sorularımıza. Diyor ki aşağıdaki şekil refleks olayını göstermektedir. KLMNP yapılarıyla ilgili hangisi doğrudur? Arkadaşlar K nedir? K efektör organımız, değil mi? Yani bacağımız. P nedir burada? P duyu nöronudur. Ya da reseptör de diyebiliriz. Duyu nöronu da diyebiliriz. L arkadaşlar ne yapıyor? Bakın L gönderiyor. Bu yanlış olacak. Bakın direkt o zaman yazalım. K nedir? Burada efektör organımız. P nedir arkadaşlar? Reseptör. L duyu nöronu. M ara nöron. N motor nörondur. Bakıyorum hangisi doğrudur diye sormuş. Direkt K'yı efektör organ olarak aldık. Doğrudur. Diğerleri yanlış. Çünkü P reseptör, L duyu nöronu, M ara nöron, N ise motor nörondur. Cevabımız K olur, yani A şıkkı. Geçelim 6. soruya. Motor nöronu zarar gören bir canlı. Motor nöron ne yapıyor? Oluşan tepkinin efektör organa iletilmesini sağlıyor. Şimdi eğer zarar görürse o zaman biz cevap oluşturamayacağız. Yani cevabı oluşturacak ama tepki organı iletemeyeceğiz. Diyor ki uyarıyı alma. Hayır, uyarıyı alıyor. Duyu nöronunda herhangi bir sıkıntı yok. Uyarıyı değerlendirme. Değerlendirir. Ara nöronda bir sıkıntı yok. Uyarıya cevap oluşturma. Cevap oluşturmayı da ara nöron yapıyor. Bunda da bir sıkıntı yok. Ama cevabı tepki organına iletme motor nöronunun görevidir. O yüzden bunu gerçekleştiremez. Cevabımız yalnız 4 olur. Geçelim 7. sorumuza. Aşağıda verilen olaylardan hangisinin yönetim merkezi diğer dördünden farklı bir yerdir? Bakalım. Fazla ışıkta göz bebeğinin küçülmesi. Bu nedir? Orta beyin. Bakın. Görme ve işitme refleksi olduğu için orta beyindir. Öğretmenin sorduğu soruya anlamlı cevap verme. Bu ön beynin görevidir arkadaşlar. Sevdiği Hatay künefesinin tadını algılama, duyu organı değerlendiriyor, o zaman ön beyin. Çevrede olup biteni görme, yine ön beyin. Kendine selam veren bir kişiyi hatırlama, hafıza merkezi, yine ön beyin. Hangisi farklı bir yer olacak? Görme ve işitme refleksi orta beyinde olduğu için cevabımız A şıkkı olacak. 8. soruya geçiyoruz. Çevresel sinir sistemi ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Diyor ki çevresel sinir sistemi beyinden ve omurilikten çıkan duyu ve motor nöronlarından oluşur. Doğrudur arkadaşlar. Beyinden 12 çift sinir çıkar. Bu sinirlerden 10. sinir çiftine vagus siniri denir. Doğrudur. İnsanda en büyük omurilik sinir çifti bacaklara giden siyatik sinirlerdir. Doğrudur arkadaşlar. Vagus siniri akciğer, kalp, pankreas ve bağırsaklara uzanan sempatik bir siniridir. Vagus siniri sempatik değil, parasempatik bir sinirdir arkadaşlar. Bu yanlıştır. Omurilikten 31 çift sinir çıkar ve bunlar duyu ve motor nöronlarıdır. Doğrudur. Cevabımız Denizli şıkkı olacak. Geçelim 9. soruya. Bitkisel hayattaki bir birey bilinçli davranışları yapamadığı halde yaşamını sürdürür. Buna göre bitkisel hayattaki bireyle ilgili hangileri doğrudur?
Arkadaşlar otonom sinirler işlev görür demiş. Evet doğrudur. Otonom sinirler işlev gördüğü için zaten kalp çalışmaya devam ediyor. O yüzden bir doğru. Somatik sinirler işlev yapamaz. Evet somatik sinirler bizim işte bacaklarımızı falan çalıştıran sinirlerdir. İşlev yapamaz. Sempatik sinirlerin işlevi devam ederken parasempatik sinirler işlev yapamaz. Hayır arkadaşlar. İkisi de işlev yapabilir. Sadece bazı bölümleri sıkıntıya uğrar. O yüzden bu yanlış. Cevabımız 1 ve 2 olur. Yani Edirne şık. Son sorumuza geldik. Aşağıda verilenlerden hangisi merkezi sinir sistemi elemanlarından biri değildir? Merkezi sinir sisteminde beyin ve omurilik var. Bunlardan bir parça olmayacak. Pons, arka beyin. Beyincik, arka beyin. Omurilik, zaten beyin ve omurilik dedik. Bu da olur. Epitalamus, ara beynin içerisinde. Burada hangisi merkezi sinir sisteminde değil? Somatik sinir. Bunlar çevresel sinir sistemindedir. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Sinir sistemi ile ilgili soru çözümümüz bu kadar. Sonraki videoda endokrin sistemle ilgili soru çözeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.